Herkese merhaba. Ben doçent doktor Emine Köroğlu, gastroenteroloji hekimiyim. Bugün sizlerle toplumumuzda çok sık olarak gördüğümüz karaciğer yağlanması hakkında konuşacağız. Karaciğer yağlanması, karaciğerimizde normalden fazla yağ birikimidir. Karaciğerimizin işlevselliğini, karaciğer hücrelerimizin çalışmasını bozmakta. İki tip olarak görmekteyiz. Birisi basit yağlanma. Neyse ki toplumumuzda %80 oranında basit yağlanma görmekteyiz. Fakat %10-%20 oranında inflamasyonlu, yani iltihaplı dediğimiz steatohepatit, NASH ismini verdiğimiz tabloyu görmekteyiz. Bunun için önemli bizim için. Önemli çünkü siroza ve karaciğer kanserine sebep olmakta. Çok büyük oranda hiçbir belirti vermemekte. Bazen hastalarımız sadece karınlarının sağ üst kısmında ağrı hissedebilmekte. Bu da neden oluyor? Karaciğerin büyümesine bağlı kapsülün gerilmesinden kaynaklanmakta. Nasıl saptıyoruz? Hastalarımız bize nasıl geliyorlar? Genellikle başka bir sebeple yapılan bir karın ultrasonu sırasında karaciğer yağlanmasının görülmesi ya da herhangi bir check-up ya da basit bir kan testlerinde karaciğer testlerinin AST, ALT dediğimiz bunların yüksek saptanmasıyla hastalar tarafımıza yönlendirilmekte. Bu ultrason ya da kan testleriyle bu basit yağlanma mı, iltihaplı yağlanma mı bunun ayrımını yapabiliyor muyuz? Hayır, sadece bununla söylemek yeterli olmuyor. Daha ileri tetkiklere ihtiyacımız oluyor. Bu ileri tetkikleri yaparak ayrımı yapıyoruz. Ona göre steatohepatit dediğimiz hastaları siroz ve karaciğer kanseri gelişimi açısından daha yakından takip ediyoruz. Kimler risk altında? Evet, fazla kilo çok önemli bir faktör. Onun dışında diyabet hastalığı, yani şeker hastalığı, yüksek kolesterol, bunlar karaciğer yağlanmayı arttıran faktörler. Peki yağlanmayı önlemek mümkün mü? Evet, mümkün. Her şeyden önce normal, ideal kilomuzu korumamız gerekiyor. Sağlıklı beslenmeliyiz. Düzenli egzersizlerimizi yapmalıyız. Bunlarla evet karaciğer yağlanmasının önüne geçebiliriz. Diyabet hastalarının, yüksek kolesterol olan hastaların ve fazla kilosu olan bireylerin hekimlerine başvurarak kontrollerini yaptırmalarını öneririm. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim.